Selamünaleyküm arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Vallahi biz hiç boş durmuyoruz. Nazik evini temizledik, videomuzu çektik. Ondan sonra arkadaşım aradı arkadaşlar. İş arkadaşım. Bir tane baklava siparişi var. Bir tepsi baklava açacağım. Tabii şu an saat akşam ezanı okundu. Biz Nazik evinden bizim eve geldik. Baklavamızı yapıp pişirip şerbetini yarın orada dökeceğim arkadaşlar. Saat 11'de alacaklar baklavayı. Hemen şöyle hamurumuzu yoğurdum, malzemelerimi göstereyim size. Bir tane yumurta. Bir yumurtamız var. Bir tepsilik bu. Bir şöyle. Su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı sıvı yağ arkadaşlar. Aynı ölçüyle. Bir tane de şöyle yarım. Yarımdan biraz fazla. Yok, şöyle dökmeyeceğim. Tam yarım olur. Şu kalsın. 1,5 su bardağı su. Bir su bardağı sıvı yağ. Annemi vazgeçemedi onu. Evet, bütün hamur işlerinde kullandığım evet, un bu. Keksini kullanıyorum arkadaşlar. Çok da güzel oluyor. Hemen şöyle. Zaten baklavalı un bu. İçine şeyini yıkadım, koymamışım. Ölçü şeyini. Evet, onu göz kararı mı yapıyoruz? Yok. He, un alabildiği kadar. Zaten hamuru şeyine göre belli olur. Şöyle bir tane kabartma tozum var. Onu da döktüm. Hemen hamurumu yoğuruyorum. Ben bunu yoğurup arkadaşlar bir saat dinlendireceğim. O arada cevizimi kıracak Nazik'le. Şuradaki elmayı da göstermek istiyorum size. Koşuma gitti. Arkadaşlar elmadan... Tavan burada, buraya asmışlar. Komşum oradan toplamıştım ya, o vermiş. O gün canlı yerine göstermiştim. Evet arkadaşlar. Bunumuz alabildiği kadar şu şekil yumuşaklığı. Hamurumu yoğurdum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok güzel bir hamur elde ettim. Hemen bunu şöyle küçük küçük koparıp 12 tane yumağı ayıracağım. Yumaklarımı şöyle tutacağım. Şu şekil. Çok da büyük almayacağım arkadaşlar. Portakal büyüklüğünde şöyle 12 tane yumak alacağım. Ben bunları bir saat dinlendireceğim. Yapım aşamasında görüşürük inşallah. Evet arkadaşlar. Hamurumuz bir saat dinlendi. Şimdi açmaya başladım. Hatta iki tanesini açtım. Buraya serdim. Telefonum biraz şarjda olsun. Hemen çekimi yapmadım. Hemen başladım arkadaşlar yapmaya. İnşallah hayırlısıyla bitireceğiz. Bitirecek. Şöyle unumuzla nişastamız karışık. Nişasta yanlış almışım arkadaşlar. Ben mısır nişastası buğday almışım. O da pek hoşuma gitmedi. Onunla karıştırdım. Şu an karışık açıyorum ikisini. Çevirmede hemen açıyor arkadaşlar. Bir saat dinlendiği zaman hamurumuz şöyle güzelce. İncecik olanakla nişastasını tamamen kaybedene kadar. Çarşaf gibi açtı. Herde gibi mi diyorlar? Çarşaf mı? Çarşaf gibi. Evet arkadaşlar. Şuradan bir tane daha açacağım. Yeterli bu. Gayet ince oldu. Şöyle kenarlarını açarak. Kenarına. Şey, tahtam küçük olduğu için. Küçük de değil aslında. Senin şeylerin çok büyük. Şu şeyi ver kızım. Arkadaki tepsiyi ver. Hemen şöyle tepsime. Altına bir şey yapacağız mı? Yok. Şöyle arkadaşlar. Şu iki kat. Şu şekilde tepsimi hemen yerleştirdim. Bıçağın tersiyle.
tepsini açıyorum zaten de. Şu bazı yerler keskin olmasa tepsinin güzel kesmiyor. 12 tane yumağım var arkadaşlar. Şimdi 3 tanesini altına, 3 tanesini ortaya sereceğim. Cevizi o şekilde üzerine dizeceğim. Aralarına. Cevizimiz nerede? Ceviz burada. Hemen şöyle 3 katını da serip göstereyim. Ondan sonra üst katlarını ayrı gösteririm arkadaşlar. Şöyle güzel dizim ki bir de kendi evimize yapmıyor. Bunu sipariş olduğu için şöyle güzel özentili olsun. Hem de her tarafı aynı olsun. Hemen şöyle burada kesmeme gerek yok. Hemen şöyle elimle arkadaşlar. Ramazan eller çok soğuk ya. Ramazan üşüyor mu sen? Üstü de iyi ama. Kombi açmadık ya. Ev iyi ya. Ben tişört üstüm. Evet sen de üstünüzü iyi giymiyorsun ama hayırlısı bir hastalarsanız. Dörder, 4, 8, 12, 3'er değil, 4'er koyacağım. 12 yumağı, 4'er, 4'er koyacağım. Demek yine şöyle arkadaşlar. Seviyorum ki baklavada hiç ham arkadaşlar ben direkt açar açmaz tepsiye dizmiyorum. Böyle 5-6 dakika dinlendiriyorum serip böyle yere. Ondan sonra hamurda şeyde baklavada bir hamur su tadı olmuyor. Çıtırlaşıyor. Evet çıtır oluyor böyle dinlendirdiğimizde. Ben genelde baklavada hep böyle yapıyorum. 3 oldu. 4 oldu. Emin misin? Yok 3 oldu bak. 2, 4, 3 de. İlk yaptığım çift değil miydi? Yok yok 3 oldu. Şimdi şunu da şöyle yapacağım. 6. Orta buluşsun ki ortasının kabarıkla da aynı olsun şöyle. İlk açtım biraz. Nişastası bol oldu arkadaşlar. Çırptım ama hamur eziliyor diye geri bıraktım. Sonra unundan katarak yaptım. Yanlışlıkla yapmışım. Buyda nişastası. Demek ki güzel olmuyormuş. Aslında marketçi abi olur dedi ama. Öbür şey daha güzel. Mısır ya, nişastası. Anladım. 4 katımda serdim arkadaşlar. Hemen şöyle cevizimi bol bol İçine birkaç tane fındık attım koku versin diye. İnşallah verilir. Cevizimiz gayet güzel arkadaşlar. Orta olsun da üstüne az kalmasın. Hemen şöyle dizdim. Yine yaptı. Bunlar kurumaya başlamış biraz beklettiğim için hemen çok kurumadan arkadaşlar şöyle. Ben bir kere baklava yapmıştım siz yokken hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Bir tane yufkadan yüzüme baktım. Çöreğe dönmüştü benim. Hemen şöyle. Bunu da şöyle yapacağım. Şöyle arkadaşlar çok güzel oldu. Şimdi öbürlerini de açıp ondan sonra tekrar dizeceğim. Ondan sonra inşallah bitecek. Ne yapacağım lan? Ramazan. Dersini yapacağım. Başka ne yapacağım? Hemen şöyle arkadaşlar. Orta katımız bu. Şöyle kenarlarını güzelce yaparak
Ve bunları şu orta kısmına koyuyorum. Tekrardan cevizimizi 4 kat altın arkadaşlar. 4 kat üzerine ortaya 4 kat da el üstüne. 12 yumak almıştım. Anlatırken ne kadar komik komik demişim. Kolay geliyor insana biliyor musun şu an? Cevizi mi? Ve baklava yapmak mesela. Ama zor değil mi? Uğraştırıcı. Zor. Çok kolay gibi gözüküyor şu an. 4 kat serdim ceviz döktüm. 4 kat serdim ceviz döktüm gibi. Aynen. Cevizi hepsini komple boşalttım. Bunun üzerine arkadaşlar 3 katta 4 katta hamurum var. Hemen şunu da koyayım. 3 tane yumağım açılacak. Ondan sonra kesme işlemine başlayacağım. Hemen şöyle altına bükerek. Ben böyle dükkanda 12 tepsi açtıydım bir günde. Nezih Şeynet'imiz. 12 tepsi. Kol nasıl dayanır insanın? Bayramda çok sipariş alıyorduk. O zaman çok yapıyorduk. Normalde dükkana 2 tepsi açıyorduk. 1 tepsi 2 tepsi. Günlük. Günlük. Evet arkadaşlar şimdi öbürlerini de açıp üstüne kapatacağım. Ondan sonra kesme işlemine başlayacağım. İnşallah fırına ondan sonra postalayacağım. Hemen şöyle son katımı da kesiyorum arkadaşlar. Son katımı da koyacağım. Ondan sonra annesinden ayrılamayan bir Ramazan bırakıyorum burayı. Evet Ramazan'da bu arada derslerini yapıyor. Öğretmenimiz bugün çok ders vermiş. Ders yapmıyoruz biz. Tekrar yapıyoruz. Ödevlerimiz benim elimde kaldı. Da o da yapılacak. Evet. Tamam bu da yapılacak. Ama elim ağrıdı. Nasıl ağır olmuş. Kaldıramıyorum tek elimini. Tepsi de öyle ya. Hemen şöyle yan parçalarını arkadaşlar güzelce altına düzleyerek şöyle seriyorum. En üstte koyacağı parçayı böyle güzelce kesmiş. Aynen. Kabardığı zaman bir yanda fazla bir yanda eksik olsun istemedim. O yüzden şöyle sermemi güzelce dikkat ederek hemen şu hamurumu da buradan aldım. Şöyle arkadaşlar. Ben bunu kesimi güzel olsun diyerek hemen şöyle köşesinden tuttum. Şöyle arkadaşlar. Şu köşesinin altına alarak zaten şöyle oynattıkça gelir altı. Hemen şöyle. Burasını çevirdim. Kesme işlemine başladım. Ben genelde baklavalarımı hep ne var? Tek tek olmuş. Hep Doğan'a kestiriyordum arkadaşlar. Benim kesmem pek iyi değil. Bugün bakalım nasıl kesecek. Güzel bir çıkacak çirkin bir şeylerim. Arkadaşlar 250 gram yağ koydum. Tereyağı. Hemen şöyle tereyağı sulu bak oluyor nasıl sıçrıyor bak. Nasıl sulu? Sulu işte. Böyle tereyağı sulu oluyor.
Şöyle biraz da sıvı yağ koyuyoruz. Sıvı yağ koydum. Sıvı yağını tereyağı karıştırdığımız arkadaşlar daha güzel kızarıyor sıvı yağ koyduğumuzda. Bu eridikten sonra baklavanın üzerine döküp sonra tezmek edip pişireceğiz. Bekletmeyecek. Hemen sonra ben şimdi bakayım. Hemen şöyle arkadaşlar her tarafına yağımızı gezdirerek şöyle yavaş yavaş alıyorum ki ya tereyağının eğer şeyi varsa altına otursun diye. Çünkü bazı tereyağlar süt güzel olmadığında altına süzüyor süt gibi. Şöyle ben de üzerine evet arkadaşlar. Şimdi ben bunu fırına göndereceğim. İnşallah güzel bir şekilde çıkacak. Evet arkadaşlar. Hemen şöyle fırını açtım. Altında kapattım. Hala kaynıyor. Çok güzel oldu. Arkadaşlar baklavamız. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır oldu. Çıkan sese bak. Daha pişiyor alttan şey ses geliyor. Çok güzel kabardı. Güzel oldu arkadaşlar. Yiyenlere afiyet olsun. Beğendiyseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizden Allah razı olsun. Hoşça kalın. Arkadaşlar şimdi çıkarttık. Baklavamızı fırından. Hala da ses geliyor. Çok güzel oldu.